Sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olanlar. Şimdi sizlerle beraber Nisan ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkürün 15 Nisan'a kadar Koç burcunda geri harekette olduğunu görüyoruz. 15 Nisan günü bu geri hareket bitiyor ve ay sonuna kadar Merkür Koç burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Koç burcu sizin haritanızın 3. evi ile ilgili olduğu için ayın ilk yarısında iletişim trafiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Aksilikler karşınıza çıkabilir. Özellikle sözleşmelerle ilgili daha sonradan pişmanlıklar yaşayabilirsiniz ve yurt içi seyahatlerde aksamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 15 Nisan'dan sonra tüm bu saydıklarımla ilgili engeller ortadan kalkıyor ve 16 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşen yeni ay ile birlikte tüm bu konularda başlangıçlar devreye giriyor. Yani yeni sözleşmelere imza atabilirsiniz. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz ve projelerinizde yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Ve Venüs'e baktığımızda Venüs'ün 24 Nisan'a kadar Boğa burcunda olduğunu görüyoruz. Haritanızın dördüncü evini aktive ediyor. Bu ay aynı zamanda ev içerisinde çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evinizde partiler verebilirsiniz. Ya da yeni bir ev almanız söz konusu olabilir. Ve Mars'a baktığımızda Mars'ın bütün bir ay boyunca Oğlak burcunda olduğunu görüyoruz. Haritanızın 12. evini aktive edecek. Spiritüel çalışmalara vakit ayırmanız gayet mümkün görünüyor. Farkındalıkla ilgili çalışmalarda yapabilirsiniz. Ancak aynı zamanda çevrenizdeki bazı kişilerin söyleyecekleri, vereceği fikirler biraz kafanızı karıştırarak yön kaybetmenize sebep olabilir ve dolunay fazına baktığımızda 30 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşeceğini görüyoruz. Ayın son günlerine doğru kariyerinizle ilgili karar almakta biraz zorlanabilirsiniz ve patronlarınızla olan iletişimde bazı sorunlar karşımıza çıkabilir. Bunları aşmak için Mayıs ayını beklemenizde fayda var. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.